beklentilerimizin çok ötesinde hızlı bir şekilde uydumuzdan veri almaya başladık. Ve şu ana kadar 6000'den fazla veri paketini elde ettik. Uydumuz JEPS uydu standardında küçük bir uydu. Burada aslında hedeflediğimiz bir uydunun temel altyapı sistemlerini geliştirmekti. Bunu geliştirirken içerisinde barındırdığı sensörlerle veri topluyor. Bunlar sıcaklık verileri, yönelim verileri, dinamik hareket bilgileri ve buradan hareketle sistemimizin ne kadar sağlıklı çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Ve bu tabii ki daha sonra üretilecek olan uydular için bir platform görevi görecek. Kendimiz tasarladık, ekip olarak ürettik, uzaya gönderdik ve bundan sonra da yeni uyduların habercisi olacak. Daha üzerinde kullandığımız bir pasif manyetik yönelim sistemi var. Bu yönelim sisteminin etkinliğini yaşayarak öğrenmiş oluyoruz. Teorik bilgilerle birlikte pratik anlamda da bunu sağlamış oluyoruz. Uydunun yapımı sırasında kullanılan bütün malzemeler, materyaller, yani artık uydu sınıfında kullanılabilir malzeme niteliği de kazanılıyor. Kullandığımız üretim teknikleri de onaylanmış oluyor. Bu açıdan bilimsel literatür açısından da önem taşıyor. Gelecekte bu küçük sınıf uydular çok yoğun olarak gündelik hayatımızda kullanmaya başlayacağız. Internet of Things olarak adlandırdığımız internet nesneleri iletişimi çok ucuz ve çok geniş kapsama alanlarında sağlanabiliyor. Bunu yapmak için takım uydular dediğimiz ya da uydu sürüleri dediğimiz uydular alçak dünya yörüngesine yerleştiriliyor ve bütün dünya kapsam alanına alınabiliyor. Tabii bu gerçekleştiği takdirde özellikle büyük sınıf uyduların çok pahalı fırlatma giderleri tamamen ulaşılabilir tekniklerle yüksek kapsam alanına sahip bir haberleşme ağı oluşumu söz konusu olacaktır. Aldığımız verilerden yeni bir uydu yapma hedeflerimiz olacak. Ama ondan önce büyük bir hedefimiz olan Kensat Competition yarışmasında dünya birinciliği var. Şu anlık Kensat Competition yarışması var. 9 Haziran ile 13 Haziran arasında gerçekleşiyor. Ve Amerika'ya gitmeye hak kazandık. Karşılıklı telekonferans olacak. Ondan sonra test aşaması var. Test aşamasından sonra da yaptığımız model uyduyu Amerika'ya götürüp fırlatması gerçekleştirilecek. Bu uyduya bir isim vermedik ama her zaman Gris uydu. Bu şekilde de devam edecek. Hedefimiz dünya birinciliği. Bu zamana kadar da çok sıkıntılar yaşadık. Mezun olan arkadaşlarımız, güzel yerlerde çalışanlar var. Çok büyük firmalarda çalışanlar var. Aynı zamanda iş bulamayan arkadaşlarımız da var. Staj bulma konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz şu an. Genel olarak ortalamaya dikkat ediliyor ama biz derslerimizden ödün verdik. Ama bir yandan da uzaya uydu gönderdik. Aslında her şeyin ortalama olmadığını, ortalama olmadan da uzaya uydu gönderilebileceğini biz çok güzel bir şekilde kanıtladık. Ama yine de ortalamalar dikkate alınıyor ve bizim iş ve staj bulma olanağımız çok da düşüyor. Şu an bir veri var. Veriyi anlatabilirsin.
var.